Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün trileçe tatlısı yapıyoruz. Bu benim en sevdiğim tatlılardan biri. Yapımı gerçekten çok basit. Kurallarına uyduktan sonra kötü bir sonuç çıkması imkansız. Bütün püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Şimdi yapımına geçiyoruz. Önce yumurta aklarını miksere alıp çırpmaya başlıyorum. Ben bugün stand mikser kullandım ama normal mikserle de aynı çırpma işlemini yaparsanız sonuç aynı olacaktır, değişmeyecektir. Azar azar şekeri ilave etmeye başlıyorum. Şekerin tamamını ekledikten sonra da iyice çırpıyorum 4-5 dakika kadar. Ve tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra yumurta sarılarını ekliyorum teker teker. Bir süre de bu şekilde çırpıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar da bununla birlikte çırpıyorum. Ayrı bir kapta da un, vanilya, kabartma tozunu karıştırıp hepsini bir anda yumurta aklarına ve sarılarına çırptığım yumurtalara ekliyorum. Böyle katı, macun gibi bir hamur olmuş oluyor. Bunu yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen borcama güzelce yayıyorum. Düzgün yaymak önemli. Çünkü biraz böyle katı bir hamur. Üzerini iyice düzlemeniz gerekiyor. Daha sonra üzerini süslerken düz bir görüntü ortaya çıkması için. Şimdi fırına verdim. O pişiyor bu arada. Ben de sütünü hazırlayacağım. Süt, krema ve şekeri ocağa alıyorum. Kremadan böyle yarım paketini ayırıyorum. Karamel sos yapmak için. Kalan hepsini ısıtıyorum. Karamel için de şekeri tavaya alıyorum. Hiç kaşık değdirmeden güzelce sallayarak tavayı erimesini sağlıyorum. Kaşık değdirdiğiniz zaman çok yapış yapış oluyor ve hiç hoş bir görüntü olmuyor. Bu şekilde sallayarak erimesi daha kolay oluyor bence. Evet, şu an gayet güzel eridi. İçinde hiç şeker kalmadı. Şimdi içine kremayı ve tereyağını ekliyorum. Krema ve tereyağını ekleyince karamel haliyle sertleşecektir ama sorun yok. Karıştırarak çözülecektir ve krema kıvamına gelecektir. Pürüzsüz bir hal alacaktır. Biraz bu şekilde ocakta kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Bu arada sütüm de ısındı. Kek hala pişiyor. Sütü şimdi ılınması için bir kenarda bekletiyorum. Kek pişti güzelce. Şimdi onu ters çevirip altta kalan yağlı kağıdı sıyırıyorum. Daha sonra ılınmış olan sütün hepsini güzelce üzerine döküyorum. Sünger gibi zaten bütün sütü çekiyor. Bu süt oranı bu kek için tam ideal, yani hiç ne eksiltin ne fazlalaştırın. Bu haliyle çok güzel. Şimdi bu şekilde biraz beklettikten sonra bir paket krem şanti ve hazırladığım karamel sosla süslemesini yapacağım. Bir paket krem şantiyi bir su bardağından biraz az sütle çırpıp hazırladım. Daha katı bir kıvam olsun diye. Daha sonra üzerini düzeltip karamel sosu ben bu şekilde sıkıp ebru deseni yapacağım. Ama siz isterseniz komple karamelle de üzerini kaplayabilirsiniz. Ben çok aşırı karamelli sevmiyorum galiba. O yüzden bu şekilde yaptım. Bir kürdanla da böyle desenler yapıyorum. Ve bu haliyle en az bir 3-5 saat veya bir gece önceden dolapta bekletiyorum. İyice dinlenmesi ve soğuması gerekiyor. O zaman çok daha lezzetli oluyor. Evet, şimdi de servis edip size içini göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben bunu kendim evde, eğer kendimiz yiyeceksek yapacağım zaman şekerini bir miktar daha azaltıyorum. Çünkü hem üzerindeki karamel hem içindeki şeker miktarı bana biraz fazla gelebiliyor. Ama ben bütün tam tarifi aşağıda yazacağım. Siz istiyorsanız siz de azaltabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.